Hepinize selam dostlar. Hepiniz yeni diyor. Hoş geldiniz. Karşınızda epey bir aradan sonra tekrardan birazcık vakit bulunca ben, Gym Simulator 22, Quatech yapımcısı ve gördüğüm kadarıyla ilk oyunları Red X tarafından yayınlanmış. Onlar da Car for Sale oyununu yapmışlardı hatırlarsanız. Burası gölge mi bu? Niye böyle mavi peki? Gölge, onu anlayamadım. Yani kar efektinin kar herhalde bu. Buradaki karlar da böyle çok kötü yapılmış, anlaşılmıyor. Acaba bir bug mı var, bozukluk mu var diyorsun. 30.000 GM'm var. İlk spor salonumuzu satın alıyoruz ve ilk açılış olarak da hemencik başlıyor. Böyle diyelim, hemencik açalım, vakit kaybetmeyeceğim deyip her tür vakti de kaybediyorum. Klasik şaşmayan oyunlardaki kağıtlar camlardan topluyoruz. İçeriden çöpler alıyoruz. Tabi açıyoruz, hemen siliyoruz. Mağazaya girelim. Şuradaki şu arayüz falan, UI çok çok kötü yapılmış oyunun, ne yazık ki. Göz kanatan cinsten, daha bir düzgün olabilirdi diye düşünüyorum. Puntolardır, yerleridir, renkleridir. Şimdi ilk başta satın alacağımız en az 2 tane ekipman olması gerekiyormuş. Niye GM para? Gym olduğu için herhalde GM oradan geliyor. Ne yazık ki. Yani genelde ilk başta spor salonlarda ne olur abi? Koşu bandıyla bisiklet olur, sonrasında bir eliptik olur. Şunu gizleyemiyor muyum ya bir şekilde? Aa, gerekli seviye eliptik değil gerçi. O nerede? Eliptik yok mu? Eliptik yok. Neyse, standartlardan başlıyorum. En az 2 diyor ama daha fazlası da tabii ki de satın alınabilir mi? Alınabilir. Ben şu anlık tamamen birazcık daha kilo vermeye odak gidiyorum. Ağırlık çalışması olmasın. Fitleşelim. Ona odaklanalım. Soyunma odası. En az ne diyor? Sekmelerden 2 tane giyinme kabini diyor. Okey, giyinme dolap. 4 tane almamız gerekiyor. Çöp kovası. Böyle duşakabin varmış. Onlar birazcık daha 4. seviyede açılıyor. Pahalı olur herhalde. 2 tane çöp kovası aldım. Ve bunları artık yerleştireceğim. Okey. İnşaatçı bölümünün. Hemen geldi. Seçtim. Şu an televizyon olmadığı için tabii herkes birbirine merkeze baksın. Sonrasında onu da düzeltiriz. Bu arada ekipmanların kalitesi maşallah ya. Bu nasıl kalite? Sıfır değil mi abi bunlar? Şuraya abi. Girdiniz çıktınız. Biri burada olsun. Erkeklere şu an sadece çöp kutusu yeter diyor herhalde. Böyle oldu abi. Tüm çöpler temizlendi. Başarım niye yeni geldi bu arada? İlk üyemiz geldi. Hoş geldiniz beyefendiciğim. Merhabalar. Gayet güzel görünüyorsunuz. Aslında spora da ihtiyacınız yok gibi ama. Ay. Tokat mı varmış böyle? Çok kötü başladık ya. Ya kusura bakmayın, ben bilmiyordum abi. Elim ayağım sıkıntılı benim. Hepiniz sahipleneyim mi lan? Ha? Senin adın Melik olsun. Aa, diğerler niye gidiyor? Yemeğim de yok ki. Gel içeride, dışarı soğuk gel. Lan adını değiştirmem lazım senin ya. Böyle de kötü oldu be. Abi hoş geldin. Dur, bu sefer dövmüyorum. Ad, soyad, VIP ne istiyorsun abi? Standart üyeliğe kaydolmak istiyormuş. Okey. Hemen kaydediyorum abim seni standarda, ama VIP çok tavsiye ederim. Bayılacaksın. Tamam, gitti. Koşsun etsin artık. Yeni üye bekleniyor. Hadi bakayım, ilk üyemiz tamam. Tamam. Lan gitti. Hop hop. Lan Melik. Şimdi öbür taraf büyüyünce mi alabileceğim ben? İttim ama. Ha, başladı. Helalli be. Çalış abim, çalış. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Seni hemencik standart üyeliğe yapıştırdım. Biri yabancı mı orada? İkinci giden kim abi? İki müşterimiz oldu da diğer direkt soyunma odasına bam diye girdi gitti. O kim? Bu kim? Ne oldu? Klonladınız mı oğlum? Aa, ikiziyle gelmiş galiba. Oğlum siz bir tane standart üyelikle iki kişi spor mu yapıyorsunuz? Vay kurnazlar vay. Oğlum bir ses mes, bir müzik, bir insan koşusu, yorgunluk falan, bir ses efekti olması gerekiyor ya. Jim kirliliği nerede peki? Ben bir yerde çöp görmüyorum da içeriye bırakıyor olabilirler bu arada. Bak bak lan, çöp mü bu? Bu çöp mü gerçekten ya? Adam tişörtünü çöp diyetine bıraktı ya. Hoş geldiniz. VIP. Lan herkes de standarttan ya. Biriniz de VIP yapın be.
Şunları şöyle bir yerde dursun. Sonra televizyon, menevizyon falan hepsini getiririz. Bunların tabii bir düzeninde olması lazım. Buraya kesinlikle bir ayna lazım misal. Bir erkek, kadın veya ağırlık bölümü şey bölümü diye ayırt edebilirdik. Bir aynaya karşı çalışsın bu da. Hadi bakayım. Bu da aynı şekil. Abi siz bedava reklamsınız şimdi. Ne yapalım? Kıyamam orada kaldı ya. Ben ne bileyim seni itip duvarın arkasında da geçirebileceğim. VIP. Sana VIP kalk. Ah be. Gitti. Ne demek? VIP olmuyorsun. Yürü lan. Yürü git. Onun yanına bir dolap koyalım. Bir tane. Şöyle dursun şimdilik ya. Bench yakında dursun. Lan! Lan ne oluyor? Düşük sınıf mı? Yapma ya. Burada düşük sınıf hizmeti vermiyoruz ki biz ama hanımefendicim. Popülerliğimiz artıyor ama ha. 24 olduk. Güzel. Boyayı alıyorum. Oba! Siyah olsun abi. Benim rengim siyah olsun. Tabii o boya ne kadar gider bilmiyorum. Abi üstünden boyuyorum kusura bakma. Niye öyle kızdı ya? Ardınızı temiz bırakın arkadaşım. Allah Allah, bunu ben mi söyleyeceğim? Market varmış bak burada. Dog food buradaymış. İleri dönük kahve makinesi falan koyarsak atıştırmalıklar vesaire buradan alıyormuşuz. Doldurmuyor ki abi ikisi de. Ha? Su var herhalde gözükmüyor. Bak 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 abicim. Allah senin belanı verecek ha. Dur dur, hayır hayır hayır. Git duş al lan. Evine git ama. Bizim burada değil. Hadi. Yok abi su koyamıyoruz ya. Ne hikmetse. Ya kuzum kaldın sen orada be. Bunu yerine bir türlü de bırakmıyorlar. En son envanterimi alıp götüreceğim. Şimdi temizliğimizi yapalım. İlk günümüz bitti. Fena geçmedi abi. İnsanlar düzgündü. Bir iki tane hayvan hariç. Aha çıktı lan, helal olsun be. Sen niye gel dediğimde ilk başta gelmedin? Suyunu koyamadım ama ya. Yemeğin falan vardı abi. Kar, bu ne saçma bir şey ya. Kar var diye. Hadi gidiyoruz evimiz. Hadi gel. Sabaha kadar uyudum. Evde ev olsa keşke. Ha canım, hadi yapabilirsin. Hadi. Hayvan herif. Bak 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 bak. Seni gördüm. Seni gördüm ulan aşağılık. Yürü git lan. Çık dışarı. Bir daha toparlamadığını göreyim senin. Ağzına sıçarım. Haydi tamir mi? Tam karşıma gelecek şekilde şuradan 3000'i verdim abi. Kalan reklam süresi 10 saat diyor. Bakayım. Ellerli be. Yeniler açıldı. 3. seviye olduk. Bile olsa bir ses. Eksik yeni ekipmanlar. Yeni ekipmanlar olur. Oy reklamın etkisi de bak. Reklamın etkisi de bak. Standart hemen popi oluyor muyuz? %28'in üstüne çıkamadık bu arada dünden beri. Standardı koydum abim. Hoş geldin, hoş geldin. Bu 3000'i buradan çıkartırım ben. Tamir ar. Ha, tamir aracı. Okey. Tamam. Desene be dayı. Hemen tamir ediyorum. Buralar ne yapacağız ki biz? Bak 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 gittiler. Bakın burası neye dönüştü böyle. 3000. Yapıştır. Hadi bakayım. Vitaminler bizde.
Evet, ne gerekiyor? Sarı, yeşil, beyaz, su falan gerekiyormuş. Sular vardı aslında bende de. Sular nereye koyacağım? Bir mikrodalga daha alabiliriz ama sular nereye koyacağım onu bilmiyorum. Yok kardeşim. Ben nasıl yapayım şu anda? Bir sürü şey almam lazım ya. Su işi bir düzelse deneyeceğim şansım. Reklamdan geleni gördüğünüz gibi yine daha da geliştirmek için harcadık. Yeni makineler falan da alacağım hayırlısıyla. Fıstık. Aldım vallahi her şeyden. Düşük dedi ya. Üzdün abicim. Ben neler yapıyorum, sen neler diyorsun? Tavuk. Makineyi doldur da yani. Aha. Aha. Ah. Hadi. Hadi kardeşim yürü git. Bir kere dolduruyorsun, sonra gördüğünüz gibi %95 yavaş yavaş tüketiyoruz. İyi, oradan da bir gelir elde edeceğiz. Tamir sesi yanmıyor çektim. O şarkı mı? Ya şuraya, aha sonunda be, 50 bin tane almam gerekiyormuş. Kalk. Kalk bir yemek falan ye. Ha canım ne vereyim? Protein shake al. Al hadi kaybol. Deneyim puanı için bayağı bir iyi. Mikrodalgada tavuk pilav koyayım kendim için mi? Benim açlık seviyem yok ki. Koydum. Oy. Çok da güzel gözüküyor be. Ama ben yiyemiyorum işte. Burada ne biçim ışık yansıyor lan? Bu nasıl ışık? Şöyle aldığım malzemeleri yerleştiriyorum. Bolca hoparlör aldım arkadaşlar. Hoparlör olduğu için öyle dikmiş, yamukmuş, düzmüş, tersmiş derdi yok herhalde. Erkeklerde 3 tane oldu. Başka televizyon. Soyunma odasında televizyon olmaz ama ben bir tane koyayım abi. Şöyle dursun. Şöyle bilgi amaçlı yani bir şey paylaşmak istediğimizde olsun diye. Diğerleri bu tarafta tabii. Paramı bitirdim ama neredeyse her yer düzgün bir şeye benzemeye başladı gördüğünüz gibi. Şu bench'i de koyayım hemen. Renkleri boyadım, ettim. Daha düzgün bir şey oldu artık. Adam yerine konulabilecek bir spor salonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Birini de şuraya bir yere koyayım. Şurada bir 4 tane olsun. Kaç olduk? %90. Sabaha kadar dekorla uğraştım. Bayağı da iyi oldu bakın. Yüzdelik bayağı arttı artık. Yeni kayıtlar muhtemelen çok daha güzel olacaktır. Standart kayıttan yapmazlar diye düşünüyorum. Şu duvarı şöyle kağıt gibi yapmasalarmış aslında. Şunlar bu tarafa yansımasaymış yani. Birazcık extrude edemediniz mi arkadaşlar? Bak sprey şurada olmalı ya. Dur önce bu abiye vereyim. O daha önce geldi. Şunları yakalamak da önemli. Sağlam XP veriyor. Peki günlük içine atsam koysam bir sıcak mıcak mantığı yok zaten. Bunun kapağı da böyle kaldı. Böyle bekleye dursun abi serviste. Gelen olduğu zaman tak diye vereyim. Dwayne Johnson'ı geçen vermiştik abi sana. Oy ilk VIP. Let's go. Duşakabinler gelmiş seviye 4 ile beraber. Ekipmanlarda da tabi baya bir güzel ekipmanlar var. Ama bunlar tabi kalite olarak bir şey eklemediği için genel yıldızı arttırıyor. Şu an genel yıldızım 1 galiba benim ya. O yüzden VIP'lerin sayısı az galiba. Mantık öyle işliyor sanıyorum. Son müşterim de çıktı. Gün sonu rapor arkadaşlar. Yani neredeyse 26 bin, 27 bin civarında kar bıraktı bugün bir günde. Ve şu an 1 yıldızlık cimiz sadece. Çok kötü durumdayız ama baya baya iyi para kazanıyoruz. Şimdi bu stratejiyi devam edeceğim. Hazır 5. seviyede olduğuma göre yeni bir sürü malzeme açıldı. Öncelikle tabii ki de her yere en azından bir ikişer tane duşakabin diyeceğim ama yıldızımızı popülerliğimizi arttıracak şeyler aslında ekipmanlar.
Eskileri satma gibi bir durum da yok. Oyunun en can alıcı kısmı aslında bu. Herhalde gerçekte de böyle. Çünkü genelde bu tarz şeylerin ikinci elini ben çok çok görmüyorum. Var tabii ki de, yok demiyorum. Var ama çok değil yani. Genelde artık bunun ikinci eli çok işe yaramaz türden oluyor. O sebepten ötürü çok bir satılma ihtimali olmuyor herhalde. O yüzden burada birazcık cebin kesesini açacağız arkadaşlar. Ağzını açacağız. Her şeyi sıfırdan alıp direkt 3 yıldız full VIP'ye dönebilirim. Bunu da test edebiliriz. Duşakabin ihtiyacı tabii ki de kaliteyi arttıracak. Çok almama gerek yok ama şunları kesinlikle almak istiyorum. Eskisi gibi yapabilirim yine. 1-2, 1-2 yapıp. Bundan da bu da yeni. 1-2 yapsam. 16.000'im kaldı. 1-1-1. Bunu hatta 2'ye çıkarabilirim. Tamirle beraber bunların sayısının fazla olması aslında bir noktada yine bana yarıyor. O yüzden çok da zararda değiliz arkadaşlar. Bu makineye şu anlık gerek yok. Döşemeye gelmeyeceğim. Soyunma odasına geri kalan paramı da herhalde bunları harcayabilirim. Bu yeter. Reklam için keşke bir ufak para kalsaydı iyi olurdu ama neyse artık yarına kaldı. Bunların hepsini tamir ettim. %100'deler. Bunları şöyle bir envantere koyalım. Bunlar kalabilir. Bundan sonra gelecek olan her şey daha büyük olacak ve daha kaliteli olacak. Şuraya koysam burayı aslında ufak bisikletler girer gibi oraya. Zamanla bisiklet sayısını arttırmam gerekecek. Hatta şimdilik şunları şöyle koysam fena olmaz gibi. Popülariteye artık bir katkısı yok herhalde bunların. Buradaki yıldız sayısı artar dedim ama artmıyor galiba. Bunlar tamamen gelecek olan müşterinin kaydının VIP'im standartının düşük olması artı dayanıklılara etkisi var gibi geliyor. Onun dışında bir etkisi yok. Ben şurada bir yıldız gym yerine artık iki yıldız, üç yıldız olacağız gibi de düşündüm ama öyle bir dünya yokmuş. Ha bunlar var bak, bunları unuttum ben. Bunu da böyle koyalım. Tamam, yeni halde böyle olsun gym'in. Elimde 400 küsür param kaldı. Yemeğimiz, suyumuz var. Her şey cillop gibi. Yarın artık hayırlısıyla mis gibi başlayacağız. Bunlar benim kaliteyi bayağı arttırması lazım ki %100 olduk bile. Yani normalde daha erken, daha sonra gelecektik pardon bu %100'e de ben şunları abarta abarta klasik bu tarz oyunlarda olduğu gibi daha erken gelmeyi tercih ediyorum ki daha fazla para ve daha hızlı para kazanayım diye. İyi de oluyor açıkçası. Evet gelsin bakalım müşteriler. Bugün kayıtlarımız %100'üz. Ekipmanlar 3 yıldız. Hepsi mükemmel ve ben bu süreci bir saatte elde ettim arkadaşlar oyunla. Yani aslında bir saate oyunun temel ve orta seviye bütün aşağı yukarı her şeyini görmüş açmış oluyorsunuz. Bundan sonraki süreç artık yeni dükkana geçeyim. Her yere reklam vereyim. Bütün makineleri büyüteyim. Daha fazla sayıda büyüteyim şekli olabilir. Hala düşük diyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Burası artık VIP bir salon. Ben VIP basıyorum sana. Aferin. Güzel. Reklamın parası geldiği an abanacağım. Şu temizlikçiye ihtiyacım vardı. Neyse hadi seni aldım abicim. Sen bir gel. Sen bir gel bakayım. Bu Elrain değil mi ya? Elrain niye temizlikçi olarak koydun? Hiç yakıştıramadım ya. Eğit be. Neler neler var. Bak bak bak. Bunları daha yeni keşfettim. Dur şunları bir halledeyim. Tamam. Çok para. Artık makineye para harcamayacağım muhtemelen. Spor salonu. Şimdi ön yüz. 8'deymiş bu da. Resepsiyon. Vay vay vay. Hepsi sonra. Şunu alayım ben. Ne avantaj var bilmiyorum. Tamamen görsellik herhalde. Birazcık boşta para harcamışım gibi de oldu. Ya kapant diye böyle mi gidilir ya? Bu süzülüyor, süzülüyor. Kar dışarıdaydı bak. Herkes bir anda çıkıyor gidiyor. Bugün para kazanamadım ama yolda çok fazla harcadım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane makine aldım. Onlar para tuttu tabii. 5.000'de ışıklandırmaya verdim. Yani yine aslına bakarsan bir 40.000 falan herhalde kazanmışızdır diye varsayıyorum şu an elimdeki 10.000'le beraber. Evet seviyede olduk. Artık boks kulübü tarzında sparring ringi falan yapabiliyoruz herhalde. Şöyle sıkayım sana. Sıktım tamam aldım. Şimdi arkadaşlar gün sonu raporu daha tam gelmedi ama güvenlik gereksiz gibi.
Arada birilerine yumruk atıyor ama ne için atıyor, nasıl atıyor, neden atıyor hiçbir şekilde anlamadım. En faydalısı kesinlikle temizlik. Sonrasında burası da gayet güzel. İnsan en azından eli ayağı rahat salıveriyor. Tamirci de yine aynı şekil kötü, gereksiz. Çünkü boşuna bekliyor böyle. Kırılana kadar hiçbir şey yapmıyor. Kırıldıktan sonra dahil olmaya çalışıyor. Ya zaten gün boyu kırılmıyor arkadaşlar çoğu artık bu ekipmanlar herhalde. En azından gördüğüm kadarıyla. Belki de kırılsa dahi bir iki tanesi kırılır. Onu da ben tamir edebilirim. O yüzden boşuna 1000 dolar 1500 dolar vermeye şu aşamada değmez. İlerleyen aşamaları tabii ki de ihtiyaç olur. Alınır yani. Ama şu an birikim daha mantıklı. O yüzden onları kovdum. Gün sonu rapor arkadaşlar. 34.000 var. 1500'üm vardı. Hatta 2500 diye de sayabiliriz bunu. Reklama da tabii çok fazla para harcadım. Harcamasam da bu kadar olur muydu? Olma ihtimali vardı. O yüzden direkt reklamlar çıkıyorum ve iki tane şu mattan aldım. 900'de buna da 1000 diyelim. 2500, 3500'ümüz ekstra ilave edersek 37.000 falan gibi bir şey oldu herhalde anladığım kadarıyla. Günlük kazanç. Önemli olan tabii ki de yeni ekipman açıldı. Şu. Hayır bu değil. Boks kulübü ekipmanlar açıldı herhalde ama kafes daha açılmamış. 12'de açılacakmış. Burayı büyütüp daha düzgün bir tasarım haline getirebiliriz. Matlar bir tarafta olur. Ne bileyim koşu bandı vesaire tarzı, bisiklet tarzı daha çok kilo verme odaklı aletler bir tarafta olur. Ağırlık çalışma aletler bir tarafta olur gibi. Ondan sonrası artık öbür tarafta da sallıyorum. Sadece boks odaklı da olabilir. Çünkü ring falan da açıldıktan sonra o kafesi koymak bayağı bir yer kaplayacaktır diye düşünüyorum. 2 veya 3 bölümde bitirmeye çalıştığım bir seri olacak. Oyuna evet güncellemeler gelmeye devam ediyor. Hatta gördüğünüz gibi grup antrenmanları vesaireler gelecekmiş. Online co-op antrenman sistemini getireceklermiş. Ev özelleştirmeyi, açlık ve yorgunluk gibi şeyler uzun vadede gelecek şeyler ama onlar için de sonra vakit ayırız artık. Aslında yayında oynanmaz demişti bir arkadaş ama yayında oynanıp bitirilecek oyunmuş yani böyle videodan ziyade. Kendinize iyi bakınız. Oyun böyleydi. İlk izlenim için epey yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki bölümlerinde görüşürüz. Hoşça kalın.